HLTV, TV, Twitch'te yaptığı ödül töreniyle yılın ödüllerini dağıttı. Broki de tweet atarak dağıtılan bu ödülleri eleştirdi. Biraz drama çıktı ama olay büyümedi. Broki'nin yazısıyla kaldı bu olay. O yazıya birazdan değineceğim. Şimdi kimler ne ödülü almış onlara geçelim. Yılın Anchor'ı Perfecto, AWP Simple, Closer Exile, IGL'i Kerrigan, Opener'ı Nico oldu. Yılın koç ödülü de Navi'nin koçu ile e gitti. Bu ödüller HLTV TV istatistiklerine göre belirlenmiş ve Broki'nin de çok hoşuna gitmemiş açıkçası. Broki HL TV'ye karşı tüm saygısını kaybettiğini, bu ödüllerin para ve rating için ayarlanmış olduğunu söyledi. Takım arkadaşları Robs ve Roban'ın hakkının yendiğini sessiz kalmayacağını ekledi. Roban konusunda pek katılmasam da Robs konusunda birazcık hak verebilirim. Bildiğim kadarıyla Faze Major kazandığında Roban koç bugından dolayı cezalı olduğu için kendisi Major'a katılamamıştı. Ve bu durumdan dolayı yılın koç ödülünde puanı bir hali düşmüş anlaşılan. Tabi Faze 2022'nin ilk kısmını süpürmüş olsa da ödülü Navi'nin koçu aldı. Brokin'in sistemini anlayabiliyorum. Ayrıca yılın en iyi oyuncusu Simple oldu. Sizce Simple yılın en iyi oyuncu ödülünü hak etti mi? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum bekliyorum. Günlerdir Voxic'in IG'ye gidebileceği haberini yapıyorum. Voxic Dusty yaptı yaptığı röportajda Kuzey Amerika için yeşil ışık yakmıştı. Fakat IG 15 kişilik takımından başka bir AWP oyuncusunu az kadroya yükseltmiş. IG Black'te oynayan Viz kadroya dahil edilmiş. Bununla beraber Voxic'in IG söylentileri de boşa çıkmış oldu. Voxic bu sezon yeni bir takıma gidebilecek mi çok merak ediyorum. FBL oynamayı da ihmal etmiyor. Kendini geliştirmeye devam ediyor gibi görünüyor. Sizce Voxic yakın zamanda herhangi bir takıma gidebilir mi? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Eternal Fire maçları sonunda başladı ve ilk maçı karşı karşı oynadılar. İlk map çok iyi görünseler de ikinci map'te kambe gediler ama yine de 2-0 kazandılar. Zanteris çok merak ediyordum açıkçası. Bir aylık askerlik dönemi vardı oyundan uzak. Uzak kalması hiçbir şey değiştirmemiş, şahane oynadı. Oyunun en iyisiydi diyebilirim. 63 kill 1.81 ratingde oynadı. İlk map için konuşacak pek bir şey yok fakat ikinci map City haritasını tökezlediler. Inferno'da iki tane kırılma noktası var. 1 x Flood'un 12-12'deyken Graveyard'da ölmemesi ve bir kill çıkarması. İkincisi ise 26 ve 27. roundlarda Zanteris'in B savunması. Bu kadar iyi savunmadan sonra da genk takımı 15-12 iken Zanteres'in bu savunmasını bekleyip B'de yavaş oynayarak EFL'in açılmasını bekledi ve istediklerini aldılar. Oradan sonra da genk için kırılma noktası oldu. Oyun genelde B'de bitti desem yanlış olmaz. Bu maç Eternal Fire için hatalarını görebilecekleri bir maç oldu. Oyunumuzu daha da geliştirerek ESL Pro Lig'e çıkabiliriz bence. Ayrıca bugün saat 18.30'da Partizan'a karşı mücadele edecekler. Partizan genke göre daha iyi bir takım olsa da Eternal Fire için hala zayıf bir rakip. Bu maçı da kazanırsak bizim için turnuvanın en zor yeri o zaman başlamış olacak. Sprout ya da Falcons rakibimiz olacak. Partizan maçında ufak bir analizleyip video yapmayı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Twitter'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Gelecek videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.